Benim güzel YouTube ailem bugün nasıllar? Vallahi iyilerdir çünkü ben neşeliysem siz de neşelisiniz. Siz neşeliyseniz ben de neşeliyim. Havanın güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Yağmur bulutları o biçim. Bu arada iPhone da güzel çekiyor ha, 3 boyutlu gibi. Nasıl? Rüzgarda üşümemek için yağmurluğu da giyince ortalık 56. İster istemez yağmur yağmış. Yağmurdan sonra benim ördeklerimi bir dışarıya bırakayım. Neler yapacak bir bakalım. Neredesiniz sizi Americano ördekleri? Bunun değişik bir ismi daha vardı ya. Bir şey söyledi de arkadaşlardan yine bak unuttum ha. Ya hafıza gerilim yaşıyoruz nedir? Bu ara B12'ye mi yoksa başka bir şeye mi ihtiyacım var? Gelin bakalım dışarı hadi gelin. Dışarı. Hadi gel. Oy. Çok iyi. Aferin. Hadi bir uçuş daha yapın bakalım. Kakasını da yaptı. Bu arada arkadaşlar gökyüzünün rengini görüyor musunuz? Nasıl ama? Hadi bir uçun. Gel size birazcık beslenme konusunda yardımcı olalım. Gel. Oy. Kanatlarımızı açıyoruz ha? Hadi bir daha. Ama senin kanadın kırpıktı. Kafa tüyleri arkadaşlar sanırım bu erkek ya. Hani bu arkadaki hepsi erkek demiştiniz ya. Şu daha çok erkeğe benziyor. Ben o zaman arkadaşlar bunlara bir buğday ve mısır desteği uygulayayım. Çünkü Mehmet Ali Savcı kardeşimiz konusunda öneride bulunmuştu. Hadi bir uçun da göreyim ya. Artık bana alıştılar. E tabi. Kolluk bende, kıllık bende diyeceğim. Hadi bakalım. Gel. Hadi gelin bakalım. Aferin kuzucuklarıma. Beslenin bakalım. Volkan bunları beslemiştir. Bir de ben besleyeyim. Tok musunuz siz? Siz tok musunuz? Aferin kuzuma, aferin. Hadi oğlum artık hangisi bakacağız. Çünkü arkadaşlar ortaklık mal olunca da bolca yemeleri lazım. Kim ne yerse kendine, karına. Hadi bakalım siz şimdi beslenin ki elvanları da dışarıya bırakayım diyeceğim de elvanlarla bunlar arasında biraz anlaşmazlık söz konusu. Hadi. Neyse. Elvancıklar bizim yavrusu olan direkt diğerlerine de yürümeye başlamış. Hem yavrularına bakalım. Hadi baba geldi dışarı. Oo, çok güzel. Bir bak Allah. Şunlara bir bakalım arkadaşlar. Nasıl olmuşlar? Bakın gördünüz mü? Bayağı ama ben geri yerine bırakayım şimdi. Bilezik takmadım arkadaşlar. Sonuçta posta değil. Yarışmaya da girecek durumları yok. Ve kendi ismimle markamı da vermek. Oo. Ekeliğe bak. Ekeliğe. Bu arada arkadaşlar geçen günkü gibi bu biraz sanki böyle sertleşiyor. Sakin ol adamım. Sakin ol. Küçük enişte. Artistliğe bak. Artistliğe. Boyun. Of. Kendini acaba beni tehdit mi algılıyor? Deve kuşuna benzemiş bu iyice ya. Evet. Arkadaşlar. Dışarı. Herkes dışarı. Hadi. Teneffüse çıkmak istemeyen Efe gibisiniz. Herkes dışarı çıkacak ama ördekler izin verdi. Ördekler bak ayıp ediyorsunuz ha. Hadi siz de dışarı. Ördeklerden korkuyor musunuz? Tabii ki grup olmazsanız, ekip olmazsanız tabii ki korkarsınız. Hadi dışarı. Evet, güzel. Çok iyi. O uzaklardan bir delikanlı geliyor. Kim mi? Biraz büyütelim o zaman. Karizmatik kardeşimiz. Merhaba. Volkan. Merhaba. Her zamanki gibi karizmasın. Şöyle. Üstüne başka ne oldu onu söyle. Çalışıyorum ne yapayım? Ne yapıyorsun? İşçi adamım ben. Ne adamsın? İşçi adamım ben. Çalışıyorum. Ne iş yaptın bugün? Bugün vallahi abim koyun almıştı. Koyun kaç tane? 151 tane. 151 tane. Bak. Kimle sonra ortaklaşa? Abdi abiyle ondan sonra bir güzel. De çiftlik kurduk yan tarafa. Çok iyi. Ondan sonra işte Sera'ya baktı. Sera'yı sürüyorum şimdi de. Dedim ki önce bir sizi göreyim. Çoktan beri gelmiyordunuz. Nasıl çoktan beri gelmiyorum lan? Sen de geldim sanki görüşebiliyor muydun? Ha, tamam. Çoktan beri görüşemiyorduk.
He. Yoksa ben bir gün gelmeyeyim bunlar ölür. Bu ne lan? Bunlar da senin postaların. Oğlum, ya, yabani postalar. Evet. Beyaz posta. Onu balıkla besliyorum ben. Evet. Oo, ördeklerin yemine çöktüler bunlar. İstesin yemeyin. Ya bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu sırtı kızıl gibi olan var ya bir tane Ezirgan. Yanına mı olmuş öyle? Neyine? Yan tarafına. Kimin? Şu kuşun. Aa. Zeytinlinin mi? Bir dakika onu bir çek. Bunları uçuramazsın ki. Denerek. Bir dene bakayım. Dene bakayım. Üstüne koşarsan da denemiş olursun. Değişik sesler çıkarıyordun ya. Uçurmaya başlamışsın sen. O elvanlar uçurmaya başlamışsın. Doğru söyle lan. Ben yokken uçuruyor mu? Bak 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 bak. Arkadaşlar havada bir şenlik var. Benim elvancıklarım uçuyor. Furkan bak bak senin o ezirganlı gibi olan sırtı kızıl gibi olan ya da öbür türlü neydi lan onun ismi? Hah işte şu. Zeytinli'nin dişisi. Nasıl uçuyor görüyor musunuz? Oo. Göğe kronfilli. Adanalı seni boş ver. Sen bana artık yapıyorsun. Evet. Bir daha bak olmadı ha. O niye öbür tarafa kondu? Hangisi? Bak 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 bak. Olaya bak olaya. Bunun hangisi olduğunu bilin değil mi? Göğgümüş. Göğgümüş'e bak hem de dişisi. Hava serinleşti ya. Hani? Hani? Sen baksana. Of, dalışı gördün mü? Göğgümüş çok ıslanmış. Evet ama o şeye konacak. Alışacak da yavaş yavaş. Sen onları bir kaldırsana ya. Kaldır. Evet İstanbullu. Evet. Efendim? Niye? Onlar çıktıktan bu çocuk bunları görmüş. O zaman onları içeriye atıp koyalım. Biz öğreneyim. Hadi bakalım. Çok fenalar. Ama bir gün inşallah şu... Adanalı da şu dişi Adanalı. Ne oldu? Sen bunlarla bir şeyler yaptın değil mi? Yok vallahi. Elimi ne sürmedim? Siz yokken ben kuşa... Bak 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 bak. Adam... Buna ne oluyor? Ona ne oluyor? Abulu diye uçuyor. Abulu düşmüyor ya. He. Ben şunları içeriye süreyim. Bak 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 bak. Çok iyi çok iyi. Aferin. Bayağı gelişmişler bunlar. Abulu diye. Yo yo nakışlı mı diyor abi? Kara nakışlı. Nakışlı diyeyim ben ona. O kara nakışlı var ya bir uçsa ne güzel olur değil mi? Uçuracağız yavaş yavaş. Her şey evet. Güzel olur. Bu arada bizim harikalar diyarı Turgut kardeşimize selam gönderiyoruz. Grup uçmaya başladı. Adanalı. Göğkronfilli. Bak hepsi bir tarafta, hepsi bir tarafta. Ama olmaz ki bu. Adanalı işin bozuyor. Hangisini çekeceğimi şaşırdım. Gümüşe bak, göğgümüşe bak. Göğgümüş hep göğgümüş bozsa. Evet. O ispir çok hırslıydı. İspir erkeğe dışarıda diye. Sen yine bir dene. Adanalı yine bozacak bak. Adanalı'yı fazla içeri almayalım. Evet kanat postamız, kalemli postamız. O ses neydi ya? Ha alaca da uçuyormuş. Arkadaşlar önde ispir. Arkada alaca huru beyaz. İleride de kronfilli kaçtı. Hadi bakalım. Şu kronfilli geliyor. Geliyor. Çok iyi ama ağzı açıldı. Bunlar da inmeye başladı bile. Hırslılar indi. Ama göğ kronfilli gidiyor. O da inişe geçti. Alıştıracağız arkadaşlar. Of 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 of. Kamerayla çekerken var öyle bir zorlanıyorum ki. Ama çok da güzel görüntü veriyor. Hocam ben bunları ayar çekeceğim abi. Nasıl ayar çekeceksin? Efendim? İçinde vardı. Eksik var. Onu zorlarım. İşim bitti. Öyle mi? Tamam. Hadi bakalım. Çok iyi. Eğer var ya arkadaşlar bunları şöyle uçurmayı öğrenebilirsek fekten çıkıp da uçmaya başlarlarsa resmen kelebek gibi ya. Salına salın uçular. İki tane var ha eksik. Nasıl yani? Ya havada ya da kondu bir yere.
Konmuştur lan. Eksik meksik deme bak. Yüreğim ağzıma gelir. Gel. Nasıl ayar çekmeyi düşünüyorsun? Daha hocam kanatları eksik olanlar var. Tabii. Abi bir tane sor da. Gör. Tamam bir tane eksik daha. Hadi bakayım. Fazla şey yapma burada. İçeride veriyoruz ya. Fazla yedim. Şuna bak şuna. Sesi duyuyor musun? Car ediyor. Kanat küçük. Eksik. Hem küçük kendi büyük. 3-4 tane farfaratlı kanat var. Eski kanatlar. Neylik kanat? 3-4 tane farfaralı kanat var. Eski kanatlar. Ben de farfaralı kanat anlıyorum ha. Evet. Gördüğünüz gibi. Abi, İstanbullu. Bak havadan geldi. Bir evet. Geldi. Çok iyi. Hırsa bak hırsa. Artist. O ne güzeldi öyle. ABS, ASR, fren. Yalnız şeyi ben merak ediyorum. Bak kardeş. Güzellik salonundan gelir gibi yani. Bu Gölgümüş niye bu kadar hırslandı kardeş? Gölgümüş abi bir de kanatları. Bir de yavrusu var yani. Mayalı kuş. Mayalı olduğu için de sıkıntı olmaz mı? Olur. Evet. Ben yavrusunu şimdi şey yaptım. Önceden unuttuydum biliyor musun uçururken? Evet. Yavrusu olsa düşürmezdim şimdi. Evet. En azından açıldı geldi ya. Yok. Hepsi Gölgümüş monsta bu. Tam bölük evet. Uçar. Dostlar. Benden istediğiniz demeyeyim de hani birlikte ortak karar vermiş olduğumuz beyazları çift olarak ayırdım. Artık bunlar buradan çıkmayacak. Güzel yavrular atacaklar diye düşünüyorum. Sence olur mu Volkan? Olur hocam ya. Evet. Güzel. Artık görüntüler de çok tatlı. Huyu huyuna suyu suyuna en azından ikisi de sigortalı çalışıyor. Artık eş olabilirler. Beyaz posta hocam. Evet. Erkeğin beyaz postası. Dişisini atmacanın aldığı. Şu da zaten kendini ispatladı artık. Çilli olan beyaz. Umarım iyi eş olurlar. Bundan sonra burada yaşayacaklar. Hani gitsin, uçsun gelsinler. Olur mu? Olur. Hocam evet. Uçma ya. Bir uçmasın zaten. Yani uçsun gelsin dedim şey. Fazla takılmasınlar böyle dışarıda. Bunlar peki bunlar çift olarak nasıl? Angutlar. Angutlar hocam şu an daha gençler de. Dostlar sabahtandır temizlik yapıyorum. Bu çiftliğin işi hiç bitmiyor. Yani şu an Eren Acil'in neler yaptığını, neler hissettiğini ben gerçekten çok daha iyi anlıyorum. Artık üstümü başımı terleyip bu kış gününde terleyip üzerimi değiştirmekten artık bir hal oldum. Yavaş yavaş gitmek istiyorum ama Tur abinin çay davetine doğru icabet etmek zorundayım. Bakın şu ışık bildiğiniz üzere güneş panelinden gelen ışık. Şimdi kuşları içeriye koydum, beslenmelerini tekrar yaptım, ördekleri içeriye koydum ama videonun bitişini kimle yapacağım arkadaşlar? Bugün Ala'dan haber istemiştiniz, Ala'yı çekmemi istemiştiniz. O zaman ben şey yapayım arkadaşlar, Ala geldi şu an yanımda yatıyor. Ondan da biraz bahsedeyim, ondan sonra videomuzu bitirelim diyeceğim ama Ala'nın yanında bir karartı var. Karartıdan dolayı biraz çekindim aslında, bir şey var mı yok mu bilmiyorum çünkü İleride çakal sesleri geliyor. Hemen Ala'ya doğru Ala'nın da yanındaki köpeği çekmek istiyorum. Kamerayı çevireyim. Evet. Kameramızın ışığı da yandı. Ala'nın yanında değişik bir köpek var. Rottweiler'a benziyor ama Ala gel. Ala. Kuzuş ne yapıyorsun? Böyle Ala acıktığı zaman geliyor benim yanıma. Beslenmesini yapıyor ondan sonra da çekiyor gidiyor. Yanındaki bu köpek kimin acaba ya? Tipi Rottweiler'a benziyor. Rottweiler Doberman arası bir şey. Gel. Gitme, korkuyor. Demek ki artık ne kadar çok dövdülerse artık biraz çekin. Gel. Ala'da sıkıntı yok. Ala artık bizim şeyimiz. Hani buranın nüfusuna kayıtlı. Bu arada arkadaşlar akşam saatinde artık otların üzeri çiğ tutmaya başladı. O kadar da nemli bir ortam. Ortalama saat 8-8.30 arası ama nedendir bilmiyorum çiğ yağmaya başladı bile. Bu saatte yağdı mı? Bakın garip de yağmur yağıyormuş gibi garip de sesler oluyor. Biraz önce çok ciddi şey vardı. Ne derler ona? Çakal sesleri. Çakalların sesleri kesildi. Gel. Şu diğer misafir köpeğimiz benden korkuyor. Ben de fazla yaklaşmak da istemiyorum. Aslında onlara bir beslenme usulü bir şeyler getireyim. Gel, Ala gel. Ala gel, sen de gel. Öbür köpek de gelsin.
Şimdi eğer bana alışırsa burada artık hayvanları besleyelim. Acıkmışlardır. Bakın gördüğünüz gibi alanın peşinden de ayrılmıyor. İnşallah. Gel gel gel. Korku yok. Demek ki artık çok ciddi şiddet görmüş ki yaklaştırmaya çalıştığımda kaçıyor. Gel. Dur bekle bekle. Sen de bekle adamım. Gel. Misafirimizi de kötü davranmayalım. Bakın etraf ciddi anlamda temizlendi, toparlandı. Tekrar buraya da parke döşeyeceğiz. Tabii güvenlik kameramızı da şuraya da koyduk. Yeniden değiştirdik. 8 kameraya çıkardık. Bu arada yeni kameramızda görüyorsunuz 4K. Sistemi buraya tamamen aktaracağız. Ve güneş panelimiz de burada iyice şarj oldu. Ve ben artık yavaş yavaş evi buraya taşımaya başladım. Artık burada yaşamazsak bu iş olmayacak. Dediğim gibi 7-24 burada kalmadığımız sürece sıkıntı var. Ben şu alayla yanındaki misafirine tekrar bir şeyler daha vereyim. O zaman arkadaşlar ne diyelim? Bugün bayağı yorulduk, çalıştık, günümüz geçti. Kuşlarımızın pozisyonunu da gördük. Sağ olsun Volkan muz serasına gitti ve o süre içerisinde kuşları ara ara sanırım uçuruyormuş. Yoksa bu kadar hızlı uçuşlara hırslanıp tepki vermesi mümkün değil. O zaman ne diyelim arkadaşlar? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve hepsinden önemlisi o güzel yorumları yapmayı unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ben sizlerle varım. Hoşça kalın dostlarım.